saniye daha. Evet, hazır mısınız? Yes! Yeah! Kadir, hizmet kavramı şu anda bizden fazla yerde din ve fiil kalıplarında Allah Celle Celaluhu'na nispet edilmiştir. Bu kavramlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde Kur'an'daki kader kavramının yukarıdaki kelimsel anlamlar da hiçbir olmadığı aşikardır. Tarihi süreç içerisinde yaşanan siyasi krizler ve toplumsal olayların sonucu diğer İslami kavramlarda olduğu gibi kader kavramında da anlam kayması olmuş ve Kur'an'ın kastetmediği anlamlar da bu kavrama yüklenmiştir. Bu salt kader kavramıyla da sınırlı kalmayıp diğer kavram ve eserlerde benzer anlam kaymalarının süreç içerisinde gerçekleştiği, İslam'ın başlangıcında kastedilmeyen anlamların sonraki dönemlerde kavramlara yüklendiği bir vakıadır. Bu nedenle Seyyid Ahmet Han 1817-1898 yılları 1817 yılında sözlüklerde veya edebi eserlerde kaydedilmemiş anlam ve tarzda belirli bir kelimenin Kur'an'da kullanılmış olabileceği her zaman ihtimal dahildir demektedir. Bir başka deyiş de sevgili değerli izleyici konuklar, yaşanan siyasi çalkantılar sonucu oluşan itikadi tartışmalar ortamında oluşan bazı kavramların Kur'an'da aranmaya kalkılması ve ilahi iradenin kastetmediği anlamın o kavramlara yüklenmek suretiyle gerçek anlamından kastırılan bu tür kelimelerin tefsir ve fıkıh kitaplarında bolca bulunduğu ayan ve yan ortadadır. Nitekim Pakistan çağdaş yazarlarından Muhammed Ebu Zeyd de aynı probleme dikkat çekerek birçok dil bilimci ve Kuhan'ın eserlerindeki kelimeleri Kur'an'a aktettiklerini, bununla Kur'an'ın kastetmediği anlamları o kelimelere yüklemek suretiyle sevgili kutlar eserlerinde anlamları kaydırılmış ve Kur'an'ın kastettiğinden farklı bir mana elde ettiklerini söylemektedir. Kader kavramındaki söz konusu anlam kaymasına neden olarak bir başka etken de Müslüman toplumlarda dışarıdan gelen panteist, sufi görüşlerin yayılması ve özellikle güçlü bir kültüre sahip olan Ferisiler gibi gelişmiş milletlerin kadercilik anlayışıyla Müslümanların dünya görüşünün yorulmuş olmasının neticesinde güçlü bir cebriye görüşünün hakim olması, Kur'an'daki kader kavramında anlam kaymasına yol açmış ve her şeyin bir plan dahilinde Allah tarafından önceden ayarlandığı ve tespit edildiği şeklinde yorumlanmış olması gösterilebilir. Kader ve türevlerine yönelik yaptığımız araştırmalar, diğer kelimeler için söz konusu olan anlam kaymalarının kader kavramı içinde geçerli olduğunu ve bu kavramın anlam kaymasına maruz kaldığını göstermektedir. Kader türevleri Kur'an'da Allah'ın evrene koyduğu fizik kuralları, genel yasalar, sebep ve sonuç ilişkileri ve
sünnetullah anlamında kullanılmaktadır. Allah bu kainat için koymuş olduğu nizamları, kanunları ve kuralları yaratmış ve bu kainattaki varlıklar bu kanun, kural ve nizama göre cereyan etmektedir. Kaderin zikredildiği Kur'an ayetlerinde haber kavramına bu şekilde anlam verilmiş. Kainatın düzen ve yasalar çerçevesinde yaratıldığını ve kurduğunu kabul etmek gerekir ki buna kader yani takdir edilmiş bir ölçü ve düzen denmektedir sevgili değerli izleyenler. Kader kavramına kullanmadan direksiyonuna bakmak için kavrama bir ölçüye göre tayin etmek ve her şeyi bir ölçü dahilinde anlayın etmek şeklinde anlam verilmesi gerekmektedir. Evrenlerden bir parçası olan insan da Allah'ın koyduğu ilahi ölçü ve yasalara tabidir. Bu ölçülere göre hareket ettiğinde ilahi ölçü ve yasaların getireceği sonucu seçmiş olacaktır. Bundan dolayıdır ki sebep ve sonuç ilişkileri bağlamında yaptığı iyi seçimlerden sevap ve mükafat, kötü seçimlerinden dolayı günah ve azap kazanacaktır. Allah'ın kaderi, ölçüsü ve yasası bu şekildedir. Kur'an'da kader verilerini istenen anlam budur. Çalışmamızın ilerleyen bölümlerinde bu konuyu daha kapsamlı ele alacağız. Fakat ancak ve ancak Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam vefatından sonra yaşanan siyasi krizler ve onların sonucu oluşan iktisadi tartışmalar neticesinde kader kavramına karıda bahsettiğimiz anlamdan başka anlamlar işlenmesi suretiyle kavramda anlam kayması olduğu kuvvetle işlenmiştir. Sevgili değerli dinleyiciler, bir sekonda görüşürüz. Evet, kader kavramını güzel bir şekilde öğrenmiş olduk. Biraz daha yakın olduk veya okumaya veya biraz daha kafamızda oturduğunuz yorumlarınız bizim için çok önemlidir. Sevgili değerli izleyici konuklar, bildiğiniz üzere bugüne kadar kader üzerine birçok kitap yazılıyor. Ancak bu eser Kur'an'daki kader kavramının insan psikolojisi ile bağlantısı üzerine yazılan ilk eser olmasıyla efsanevi ötesi bir nitelik kazanıyor. Aynı zamanda sevgili değerli izleyici konuklar, kader kavramını bildiğimiz üzere Allah tevbesini bırakmada da vurgu yapılıyordu. Bu kitapta da insan psikolojisi ile bağlantısı üzerine yazılmasıyla aynı zamanda bir ahenk bulmuş oldu. Sevgili değerli ilgili konuklar, doğru bir kader algısına manevi rehberlik alanında nasıl yararlanılır? Akademik düzeyde ele alınan ve yoğun bir ilmi çalışma sonucu ortaya çıkan bu kitap kafanızdaki birçok soruya cevap verecek. Kur'an merkezi bir kader anlayışının için kendini gerçekleştirmesi faydasını göreceğiz inşallah. Evet, diğer yandan bu çalışma size Kur'an kerime de ve dayanmayan çarpık bir kader anlayışının kişiye ve topluma zararlarını gösterecek şeklinde bir tanıtımımız bildiğiniz üzere sevgili derdiniz. Dağılmıştık ilk bölüme. Sonrasında tek tanımını vermeden Kur'an'da kader ve insan psikolojisi tepkilerini. Evet, şimdi sezon finalimizi verdik. Umarım beğenmişsinizdir. Kafa karışıklığı oluşturacak bir kitap değil bu. Kafadaki belki bir zerre bir şey oluşmuştur. Yani şöyle sorusunu biraz daha net şekilde kafana yani oturtmuş olur diyebilirim.
kader algısını güzel bir şekilde açıklıyor. Sevgilerliğimizde kaderi yani kader kavramını bildiğiniz üzere Allah ötesini bırakmada da bölümlerimizde ve almıştır kader kavramını. Burada biraz daha ayrıntılı bir şekilde diğer bölümlerdeki boyutlarını, işte İslamiyet öncesi ve sonrasını ele alan bir kitap. Muhteşem bir kitap. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. O zaman tekrardan biliyormuş bir şey var. Bizlerin yararını gözetiyoruz. Faydayı katmak, kitap okuma sevgisini aşılamak bizim amacımız, maksadımız. Bunlardan ötürü sevgilerle ilgili konuda bu arada cumanız mübarek olsun demeyi de unutmuyoruz. Allah'a emanetsiniz. Tekrardan o zaman tekrardan videolarda görüşmek üzere. Hayırlı günler, hayırlı günler, esenlikler.